İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için Edirne'de başlattığı il gezilerine devam ediyor. Akşener bu kapsamda adaylarını açıklamaya Adana'yla devam etti. İlk durağı İyi Parti Adana İl Başkanlığı olan Akşener burada partililer tarafından karşılandı. Oldukça coşkulu bir şekilde karşılanan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Adana İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada COVID-19 nedeniyle uzun zamandır il teşkilatlarını gezemediğini, gezilerini hep dışarıda yaptıklarını söyledi. Akşener, İyi Parti Adana Milletvekili Ay Yüce Türkeş Taşı, İyi Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak duyurdu. Adana'ya hizmet benim için bir şereftir dedi, tartışmadı. Ayrıca Türkeş Taş, göreceksiniz Adana'nın bu dönemdeki Büyükşehir Belediye Başkanı o. İyi Parti lideri Akşener daha sonra bir otelde düzenlenen İyi Parti Adana Teşkilat Buluşması'na katıldı. Gençliğin umudu Meral Akşener sloganlarıyla sahneye çıkan Akşener, Meral Akşener'in umudu da gençlik yanıtını vererek sözlerine başladı. Meral Akşener'in umudu da gençlik. Akşener kendisine takip etmek için ön sıralara geçmek isteyen bir basın mensubuna yardımcı olarak "Benim bulunduğum her yerde fırça atabiliyorsunuz, tebrik ederim. İşte ben bunun için mücadele ediyorum. Basınımız kendisine haksızlık yapıldığında bassın fırçayı, hakkın arasın diye mücadele ediyorum" dedi. Bak ne güzel, benim bulunduğum her yerde fırça atabiliyorsunuz, tebrik ederim. İşte ben bunun için mücadele ediyorum. Önce belediyeleri 2028'de de iktidar olduklarında basının yaşadığı zorlukların düzeltileceğini anlatan Akşener, AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu'na da gönderme yaptı. Ay Yüce, sevgili kızım, sakın ola ki çıkıp, gerçi senin fabrikan yok demezsin. Çıkıp da belediyeden maaş vereceğim dersen o da olmaz. Bağımsız, hür, müstakil olmalı yerel basın. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir partilinin Başbakan Akşener sloganı atması üzerine "Yok, başbakanlıktan vazgeçtim" şeklinde cevap verdi. Yok, başbakanlıktan vazgeçtim. Ben istedim ki 2023'te bir fedakarlık yapayım. Adına başbakanlık dedim ve cumhurbaşkanlığını kazanalım istedim ki ondan sonra da bu ucube sistem değişsin, Türkiye bir nefes alsın, hem burası nefes alsın, hem burası nefes alsın, hem şurası nefes alsın istedim. Aa, olmadı. Gördüm ki herkes rahata alışmış. İşte bazıları yüzünden kader bize güldü. Şimdi artık hür ve müstakil bir İyi Parti olarak önce belediyeleri alacağız. Ondan sonra Cumhurbaşkanını işaret ettiğimiz kişi olarak seçeceğiz 2028'de. Ondan sonra da parlamenter sisteme geçiş yapacağız. Evet, başbuğun emanetini seçiyor muyuz? Seçiyor muyuz? Seçiliyor muyuz? Söz mü? Söz mü? Söz mü?